kafa karıştıracak açıklamalar yapıyorlar. Şimdi gelelim. Bu 5000 ve 5000 günde bir problem yok. Fakat ortada gezen yine Çetin Bey bir 50 yaş kriteri konusu var. Bu bir tane yerde de gezmiyor. Hani böyle bir haber tık üzerine yapmış olsa neyse ama bugün de bir dikkat ettim. Dün de yayında bana hatırlattılar. Fakat bugün tekrar bir bakıyorum. Ciddi ciddi paylaşılıyor yani bu 50 yaş kriteri. 50 yaş kriteri gelecek, 50 yaş kriteri gelecek şeklinde. Neye Bunu göre, kime göre, işte nereden yapıyorlar bu yorumları, nereden alıyorlar? Bunlar tamamen ortalığı bulandırmak için çıkarılan. Yani konuştuk ya, EYT'nin çıkmasını herkes istemiyor Murat Bey. Ben bunu 3 ay önce mi bir sunum yapmıştım. O zaman kimsenin aklına gelmedi galiba. Hatta şeyim duruyor, sunumum duruyor. Eski bir sunum. EYT'ye kimler karşı diye başlık atmıştım. En başta şey demiştim. Sosyal güvenlik kurumundan bir kesim. Evet, sosyal güvenlik kurumunun içerisinde de EYT'nin çıkmasına karşı olanlar var. neden? Neden olduğunu ben de anlayamıyorum. Yani hani iş yükü desen iş yükü zaten memurlarda. Zaten o kaçın işleri o zaten Murat Bey. Herkes işini yapacak yani. O koltukta oturan o işi yapacak. İş yükü diye bir şeyden şikayet edilemez. O ayrı. Bir de böyle o koltuğa oturduğu zaman Sosyal Güvenlik Kurumu'nu ya babasının bir şirketi olarak gören şefler, müdürler her neyse işte yetkililer var. Yani ben bir vatandaş için dul yetim maaşına başvurmuştum. Aldığım cevap şu: İsterseniz üçüncü bir maaş bulun, onu da bağlayayım. Kardeşim, bunun hakkı. Yani sen cebinden vereceksin. Yani iki tane dul yetim maaşını bağlıyorsun. Bir asgari ücret dahi etmiyor zaten. Sen bunu çok mu görüyorsun? İşte orada dediğiniz çok doğru. Yani o kurum, devletin ülkemizdeki bütün kurumları 85 milyonun kurumu yani. Orada bir kişinin şahsın Sen kurumu değil. vatandaşa hizmet edeceksin. Vatandaşın hakkını savunacakken yani bir asgari ücret etmeyen bir dul yetim maaşını bağlamaktan şey yapıyorsun yani, neredeyse vermeyeceğim diyorsun, zorluk çıkarıyorsun. Böyle bir kesim var Murat Bey. Hakikaten anlaşılmaz bir şey. İkinci sıraya da EYT gibi görünen ama EYT ile hiçbir ilişki olmayan EYT'li insanlar gibi var. görünen. EYT'li gibi Evet, görünenler. EYT'li gibi görünen ama EYT ile hiçbir alakası olmayan bir grup var demiştim. Bunu açmayalım neyse altını. Üçüncü gruba da şey demiştim. açmayalım kısmı da şöyle, yani şöyle anlatmak lazım. Doğruyu söylemek gerekirse belli mağduriyetler üzerinden kazançlar elde etmek mi denilebilir buna? Her şeyi koyabilirsiniz. Yani bu mağduriyetin sürmesini isteyenler, buralardan prim yapmaya çalışanlar, emekli maaşına ihtiyacı olmayan 8-10 tane gayrimenkul geliri olanlar, bunların olaya spor olsun diye bakan böyle gruplar var. Hatta bunlar diyorlar yani 50-40 yaşında mı emekli olacaksınız falan filan. Kendisi EYT'li olmasına rağmen EYT'ye karşı çıkan böyle bir kesim var. Bu da bunların Ama psikolojik olarak izlenmesi lazım. zaten ihtiyacı da yok yani. EYT İhtiyacı yok. zaten Yok. yeteri kadar geliri var yani bu Aynen yok. kişilerin. O kesim var. Üçüncü sıraya da zaten işverenler yazmıştım ben. Hakikaten de işverenler en son sıra yazdım. İşverenler fena patladı, iyi patladı sonunda. İşverenler ilk sıraya yerleşti sanırım bu Evet. son hamleleriyle. Yani çok ilginç açıklamalar geliyor onlardan da bir yandan. Evet, şimdi aslında biz yasanın sürecini konuşuyoruz ama yasadan